Dedim de ki marinada bir Akdeniz Fokunun tekneye çıktığı ihbarı gelince olay yerine gittik. Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, Sualtı Araştırma Derneği'nden uzman biyologlar ve Didim Sahil Güvenlik ekipleri birlikte foku izlemeye aldık. Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yürüten ama yurt dışında bulunan SADAFAK koordinatörü Cem Kıraş ile iletişime geçtik ve ona fotoğraflar gönderdik. Fokun daha önceki yıllardan tanımlandığı belirtildi. Tekneye çıkan fokun normal sorunlu davranışı göstermediğini, burundan nefes almak yerine ağzını açıp kapayarak nefes aldığını gözlemledik. Teknenin arkası çok dar bir alanda olması nedeniyle müdahale yapmanın hem riskli hem de hayvana zarar verebileceği düşünülerek sadece izlemeye aldık. Fok zaman zaman tekneden suya dalarak yüzüyor ve başka tekneler de çıktığını görülüyordu. Şu anda izleme çalışmaları devam ediyor. Uygun bir ortam bulunduğu gerekli müdahale hemen yapılacak. Akdeniz fokları IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehlike altında olan ve tüm dünyada 700, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı biliniyor. Sadece bu nadir canlıların kendilerinin korunması yeterli değil tabii. Asıl önemli olan bu canlıların yaşam alanlarının korunması, özellikle kıyıların yapılaşmaya açılması, doğal habitatların tahrip edilmesi ve mağaralara suni platformlar yaparak kıyı mağaraların doğal yapıların bozulması mutlaka önlenmelidir. Zira foklar sadece denizde değil, aynı zamanda uygun kıyıların kara kısmına çıkarak burada yavrular ve yine kıyıda yavrularını büyütmeye çalışmaktadır. Bu yüzden deniz koruma alanlarını oluşturmamız ve kıyıların yapılaşmaya açılmasını önlememiz gerekir.